Kazım Bey, başımız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Erhan'ımızı tabii hoş geldiniz, ki bu cazide kaybettik. Maalesef. Bugün için bir, evet, yani kısa bir, yine bizler biliyoruz ama yine olay ne olmuştu, nasıl olmuştu? Kısa hem çünkü bütün haber bülteni olarak yayınlayacağız. Biz, ben buradaydım, oğlum Ankara'daydı, çocuklarımla beraber. Gelin kızım. Reis Bey başkanımız çağırınca millet bizimkiler döküldü aşiret olduğu gibi oğlumun öncülüğünde. Evet. Kızılay'a yürüdüler. Kızılay'a inemediler. Meclisin orada bir bölüm ayrıldılar. Oğlum direkt şeye yürüyüş yaptı. Genelkurmay'ın önünde. Evet. İşte Genelkurmay'da biraz mücadeleler verdim. Hatta benim damadım da oradaydı. Saat 3'te damadım da gazi oldu. Yüzünü şarap ve parçası içirdi. Oğlum aradı. Erhan demiş. Ben yaralandım demiş. Hadi dönelim demiş. Saat geçti demiş. Bundan sonra dönmüş. Ya dedi enişte dedi. Şurada dedi. 5 tane tank var dedi. Genelkurmay'ın önünde. Dördünün dedi. Dördüne kaput çektik dedi. Son 5. tankı dedi. Çekmeye çalışırdı. Onu dedi kaput çekebiliriz. İçeri bir şey bilirsek dedi. Döneceğim dedi. Ondan sonra şey aradı. Kızım aradı. Evet. Çocuklar kızıma vermişlerdi, büyük kızıma. Evet. Saat 5 gibi. Dönmedi tabii. Saat 5 gibi kızım aradı. Oğlum Erhan dedi. Saat 5 oldu, dönmüyor musun dedi. Tam 5'e 5 var bu ara. Abla dedi son tankı da temizliyoruz dedi, döneceğim dedi. Orada tabii ondan sonra daha ulaşamadım oğluma. Olayla ertesi günü tabii ben bekliyordum. Çünkü daha önce bana işaret vermişti. Yani baba ben şehit olacağım diye bana birkaç kez söylemişti. Böyle inanmamıştım ben. Meğerse oğluma işte ilahi güç bunu söylemiştir herhalde. Ki o zaman o darbe olaylarında korktum, yalan da değil. İçime tak dedi. Dedim, eyvah benim oğlum gitti dedi. Garanti şehit oldu dedi. Hatta ben telefon ettim. Oğlum dedim. Mermiler yağıyor dedim. İnsanlar ölüyor dedim. Televizyonu takip ediyorum ben dedim. Baba dedi onlar da bizi korkutmak için yapıyorlar. Plastik mermi sıkıyorlar dedi. Korkma dedi. Evet. Bu şekilde beni yumuşattı. Evet. Fakat inanmadım tabii. Evet. İçim oturdu yani. Gitti gidecek gibilerdi. En son işte kızım saat 5'te görüştü onlar. Birazdan döneceğiz dedi. O gidiş daha dönemedi. Ve görgü tanıklarının anlattığı bana. Evet. Oğlumun yanında olanlar anlattı. 5. tankın dedi. Arka kapından dedi. Yüzbaşı. Yani hırmalı bir asker çekmiş dedi. Askerlere küfretmiş orada dedi. Öldürün köpekleri demiş dedi. Sivil halk için dedi. Evet. Ve dedi. Senin oğlunla maraver 5 kişiler dedi. Genç evet. Grup dedi. Dinamik grup dedi. Onların üstüne silah sıktı dedi. 5 kişi anında şehit ettiğini söyledi. Sabahın 5'inden. Sabah. Gören görgü tanığını söyledi. Evet. Tabii dedi onunu ben kaptım tanıdım dedi. Bizim komşu arkadaşım evet. Dedi. Tanıdım dedi, arabaya koydum ama dedi, ağzından burnuna kan geliyordu dedi. Yani can çekişiyordu dedi. Kurtulması mümkün değil dedi. Hastane dedi. O şekilde çıktı ama hastaneye ulaşamadı dedi. Ulaşamadı evet. Yani bildiğim bunlar evet. Bunlardan başımız ibaret. Başımız sağ olsun. Sağ olasın. Allah böyle günleri daha göstermesin. Amin diye. Cümlemize göstermesin. Evet. Ayşe anne senin de duygularını alalım. Ben de bildim o kadar bir şey bilmiyorum. Yani siz buradaydınız tabii değil mi? Bir hafta siz aynı burada biz hafta, bir haber hafta bekliyordunuz yıldım. Tabii. Evet. Bir hafta geleceğim. Neyse işte. Allah başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah böyle bir şeyleri daha da yaşatmasın diyoruz. Amin. Evet. Amin. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi evet 15 Temmuz şehidimizin bugün anma günüydü. Evet ilçe kaymakamlığı belediye başkanı savcılık ve tabii ki sivil toplum örgütleri aynı zamanda siyasi partiler buradaydılar ve evet buradaki görüntülerimizi oradan son veriyoruz.